Hissedeceğiz. Saat Afyon'a, Kocatepe'ye geldiğimizde o günkü karavanayı askeri... Şu anda Türkiye'nin her yerinden 150 öğrenci Kocatepe kampına katıldı. 81 ilden de öğrencilerimiz var. Bu bizim için bir sevinç kaynağı. 1923'ten 1940'a kadar bu zafer yürüyüşü yapılmış. Aynı Cumhuriyet Bayramı gibi, 19 Mayıs Bayramı gibi ülkenin her yerinde bu zafer yürüyüşü kutlanmış ve bayram olarak kabul edilmiş. Ama 1940'tan sonra kaldırılmış ta ki 2005 yılına kadar. 2005 yılından itibaren tekrar zafer yürüyüşü devam ediyor ve bu sene de 14.sünü zafer yürüyüşünü yapacağız. Ve Türkiye'nin her yöresinden yoğun bir katılım var. Bu kamp Çiğirtepe, özellikle Reşat Çiğirtepe adını veriyoruz özellikle. Çünkü o büyük taarruzda göstermiş olduğu onurlu davranışı hiç halkımızın unutmasını istemiyoruz. Ve her yılda aynı şekilde Reşat Çiğirtepe Gençlik ve Eğitim Kampı diye bu kampı düzenliyoruz. Üç müze tırla bütün Türkiye'yi gezdik, geziyoruz hala. Ama 30 Ağustos'a özel, Afyon'a özel, Kocatepe'ye özel bunun içindeki koleksiyonu Şuhut'ta değiştireceğiz ve 30 Ağustos sergisine dönüştüreceğiz. Türkiye'de ilk defa 1924'ten günümüze ulusal ve yerel basında 30 Ağustos kutlamaları haberlerinden oluşan bir gazete arşiv sergisi. Atatürkçü Düşünce Derneği Reşat Çiğirtepe Gençlik Kampı için yüzü aşkın genç arkadaşımızla bugün buradayız. Milli mücadelemizin 100. yılı ve derneğimizin kuruluşunun 30. yıl dönümünde kurtarıcımız ve kurucumuz Büyük Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 97 yıl önce 26 Ağustos sabahı yaktığı milli mücadele ateşinin sürdürülebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.